Deliminizden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da eğlenceli bir yaz videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar havaların ısınmasıyla beraber Delimine kanalının medarı iftarı Aquapark serimize yepyeni bir soluk getirmek istedik. Ve serimizin yeni bölümlerinde Türkiye'deki irili ufaklı bütün aquaparkları gezmeye karar verdik. Birinci bölümünde de İstanbul'un en büyük aquaparkı olan Aqua Dolphin'e geldik. Şimdi sizlerle beraber aquaparkın içerisine gireceğiz ve bütün kaydırakları başından sonuna deneyeceğiz. Bu sefer serimizde bir farklılık yaptık. Girişten çıkışa kadar bütün detayları göstereceğiz. Nasıl bilet alınıyor, nasıl üzerini başını değiştiriyorsun, ne yemek yiyorsun, kaydıraklara nereden gidiyorsun, hepsini göstereceğiz. Arkadaşlar normalde bu videoları çekerken aquaparkları kapattırıyorduk biz. İçeride sadece biz oluyorduk ve bu şekilde çekim yapıyorduk. Ama bu aquapark genelde ailelerin geldiği bir aquapark olduğu için kalabalığın çok da bizi engellemeyeceğini düşünerek içeride müşteriler varken çekim yapmaya karar verdik. Şimdi sizlerle beraber gireceğiz ve eğlencenin tadına varacağız. Bence içeride insanlar varken daha eğlenceli. Yani göreceğiz onu. Bakalım neler yaşayacağız. Girişten bilet almadan kaydıraklara kadar bütün detayları sizlere göstereceğiz. Hazırsanız videoya like atın. Kanala abone olun. Zaten 8 milyon olduk. Görüşürüz. Başlıyoruz. Size fiyatı söylemeyeceğim. Çünkü seneye gelirsiniz, öbür seneye gelirsiniz. Abdü abi sen bu fiyat demiştiniz dersiniz. Biliyorsunuz fiyatlar yükseliyor ya da azalabilir, bilmiyorum. O yüzden fiyatı kestim. Siz kendiniz gelirseniz burada öğrenirsiniz arkadaşlar. Çok pahalı değil. Sabahtan akşama kadar eğlence için ayrılabilecek bir tutara 3 kişilik biletimizi alıyoruz. Çünkü bugün biz 3 kişiyiz. Çağatay var, ben varım, Yasir abi var. Çağatay'la beraber bugün kaydırakların tadını çıkartacağız. Çocukluğumuzu yaşayacağız burada. İçeriye girerken bir çanta kontrolü var. Çantamızın içinde kesici delici bir alet var mı? Yiyecek içecek var mı? Onları kontrol ediyorlar. Klasik her yerde yapılan bir uygulama. Şimdi bileklik alacağız. Bilekliği aldıktan sonra içeride de harcama yapabileceğiz. Çünkü içeride parayla harcama yok. Bilekliğe parayı dolduruyorsun. Hani yemek falan yersen, işte marketten oradan buradan alışveriş yaparsan, fotoğraf çektirirsen onun için. Kolay gelsin. Bir 3 tane bileklik alabilir miyiz? Tabii ki. Ne kadar yükleyelim? Fullleyelim lütfen. Şimdi bütün oyuncakları deneme zamanı, tamam mı? Daha öncesinde denemediğimiz kaydıraklar var burada. Tamam. Roketi biliyorsun. Aynen. Doğru düzgün bir roket bulamamıştık. Onu hep denemek istiyorduk. Siz izlemişsinizdir arkadaşlar zaten. Roketin kralı var burada. Bir de burada anakondalı mı, kobralı mı bir tane kaydırak var. Onu denemek istiyorum. Hepsini teker teker deneyeceğiz. Eğlence başlasın. Değişik bir hareket gibi oldu ama o değil yani. Hani kaydırakları saymak için. Burada girişte bizi kocaman bir tane havuz karşılıyor. Şelaleli. Eğlendikten sonra daha sonrasında bu havuzda keyif yapmaya geliriz. Restoranlar da yanında yemek yeriz. Buralar zaten aile havuzu, tamam mı? Bizim asıl olayımız kaydıraklar. Biz kaydıraklara doğru gidelim. Okey, hadi gidelim. Ben sana köpük partisi göstereyim, gel. Bak. İlk olarak burada kazan var. Kazanı bir göstereyim size. Abi yukarıdan kaydırağa biniyorsun, kayıyorsun. Bu büyük kazanda dönüp şu aşağıya düşüyorsun. İlk olarak bunu deneyelim sırayla. Daha sonrasında bir tane yatay var. Kobra var, roket var, tek tek deneyeceğiz. Bununla başlayalım, hadi. Haydi. Aquapark'a bir kere girdiğin zaman bu kaydırakları sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsun. Şimdi bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Aquapark'ın içerisindeki kaydırakları da oylayacağım 10 üzerinden. Aşağıda gördüğümüz kazanın başlangıç noktası. Yüzüstü mü gidiyoruz, oturarak mı? Yüzüstü üzerine. Bayağıdır çekmediğimiz için ufak bir tırstım. 3, 2, 1, haydi! Ulan! Yani tam olarak ne olduğunu ben anlayamadım. Allah! Şato! Şato mu geldi? Yok, başka biri geldi. Dön. Aa, ortaya düştüm, gözümü kapattım. İnşallah güzel bir şey çekmişimdir yani. Geliyor. Geliyor! Şato geliyor. 3, 2, 1... Güzel. Bir çatı düştü. 10 üzerinden 6. Aynen 5 falan. Benim normalde 6. Yükseklik korkum çok fazla. Bununla hiç korkmadım, çok eğlendim. Ya bu 6. Ama çok kaydırak aynen var. Daha bakacağız. Hadi devam. Oyuncağı buradan tırmanıyoruz. Gökdelen gibi. Aquaparklarda zaten en önemli olan noktalardan birisi bu merdivenleri hızlı geçmek. Bu merdiveni hızlı bir şekilde geçebilirsen abi kaydırağı daha hızlı kullanırsın. Ne kadar çok çıkarsan da o kadar çok kayarsın.
Bak fark etmiyorsun, akşam eve bir gidiyorsun akvaparktan sonra yorulmuşsun abi. Çünkü merdiven çıkıyorsun ya sürekli. Evet. Bir de direnmeye çalışıyorsun kaydırağa karşı. Bu güzel bir spor. Aa bak buradan daha güzel görünüyor park. Kaydıraklara bak. Aa. Şunu çok merak ediyorum. Şu kobra var ya, görünüyor mu buradan? En son onu saklayacağım ya da roketi. Ama önce bunu kullanacağım. 6 kat çıktık. Bayağı yüksekmiş bu arada burası. Şimdi kaydırakların farklı özellikleri var. Birisi kısa ama kazana düşüyorsun. Birisi çok yüksek hızlı iniyorsun. Birisi kısa ama seni böyle farklı kulvarlardan geçiriyor. Her bir kaydırağın farklı özelliği var. Ama benim favorim kobra abi. Oraya bakacağım. Az önce kaydığımız kazan da şurası bak. İçi görünüyor. Gördün mü? Parkın genel görünüşü de bu şekilde. Şurada bir tane aile havuzu var olimpik. Şurada köpük partisinin olduğu havuz var şurada. Arkada girişteki havuz var. Yan tarafta dalga havuzu var. 50 dönümlük bir alanda kurulmuş büyük bir aqua park burası. Yaşam merkezi gibi, sabah gel, akşama kadar takıl. İstanbul Aqua Dolphin Aqua Park. Geliyorsunuz, eğleniyorsunuz, bu kadar. Şurada çatı bak, görüyor musun? İki kişi yarışıyor. Yarışıyorlar mı? Efendim? Ne İyi, sen ne yapıyorsun? Gel. Onlar gelene kadar biz kayalım aşağı, gel. Hadi gidiyoruz. Hocam hazır mısın? Hazırım. Ben de hazırım. Bir şey söyleyeyim, ben bunun bir tane videosunu izlemiştim. Buradan bir kayıyorlar, karşıya tutunuyorlar. Tutunabilen var mı? Ben. Vallahi mı? Tutunuyor mu reis? Ben tuttum ama. Bir denesene lan abi. Bak ben bu tarz oyuncaklarda sıfır risk alırım. Hiç risk almam abi. En güvenli şekilde eğlenceme bakarım. Allah! Hocam ben daha konuşuyordum ya. Ben daha konuşuyordum. Ya insan insana bunu yapar mı? Sağa sola girdim. Girdim. Kaydım böyle gümrük 140. Hadi hadi hadi. Döndürek. Sen git 50 metre derinliğe dal. 15 santim suda boğul. Boğuluyordum burada. Aa Çato geliyor. Çağatay geliyor. Fena çarptı. Koş! Aman Allah'ım! Aman Allah'ım diyoruz! Abi yukarıda bana bir kumpas düzenlediler, beni döndürerek attılar. Ben konuşurken direkt beni saldılar bu arada. Aynen, bir anda yapıyorlar değil mi? Kaydırağı görüyorsun, dörtlü. Çato ile beraber en üstüne çıkacağız. İlk buraya adımını atan kişi kazanır. Aynen, güzel çalış. Bizden ayrı kayıp yarışanları bir izleyelim. Daha sonrasında sen burada dur, hakem oradan göndersin, kazananı sen belirle burada. Nasıl? Güzel abi. Tamam. Bir iki kişi gelsin bir izleyelim. Aynen. Geliyor bak, 4 kişi geliyor. İrili ufaklı 4 kişi var. Aynen. Bakalım kazanan kim olacak? Bak dikkatini çekerim. Buraya adımını ilk atan kişi dedim. Buraya ilk gelen kişi demedim. Aa, sonuna kadar. Çato'ya bir kere söyleyeceğim sadece. Ben söylerim oğlum. Böyle. Haksızlık yok. Bir kere söyleyeceğiz. Herkes bir kere öğrensin. Yok, haksızlık değil oğlum, söyleyelim diyorum. Ama bir kere söyle. Geliyorlar. Evet, kuralları anlatıyorum. Evet. Kural mural yok. Oo, daha dümdüz kayıyoruz. Tamam. Şuraya ilk adımını atan kişi yarışmayı kazanıyor. Tamam. Yarışmanın tamam. Ödülü bugün akşama kadar bedava yaşamak abi. Yeme, içme, ne istiyorsa gezme. Tamam mı? Sıkıntı yok. Biz gidiyoruz, sen hazırsan sen finali burada belirleyeceksin. Biz oradan geliriz. Tamam, hakem benim. 3, 2, 1. Oğlum çok kritik bir karar ya. Kim? Çok kritik bir ben karar. Ben tabii ki abi. Bak isteyen istediğini anlatsın, yarışmayı kazandın. Nasıl kazandığımı söylüyorum. Buraya ilk ayak basan dedik. El basan demedik. Abi bu yarışma bir Survivor niteliğinde. O zaman kamera kayıtlarına bir bakalım. Tebrik ediyorum. Ben de tebrik yani ediyorum. Yani çok abi. Değişik bir stille, secde stiliyle kazandın. İşte, sporcu kişiliğim. İlk ayak basan dedik ama sen elinle kazandın. Gün boyunca bedava burada yeme, içme, gezme, eğlence kazandın. Alkışlıyoruz Çato'yu. Bütün yarışmalarda bir şekilde hileyle kazanıyor. Yasir son iki abi, videodur. Sana bir içecek ısmarlayayım. Gel bir gidelim abi. Aynen. Önce bir. Şefim, iki tane ice tea alabilir miyiz? Şeftali. Şeftali olsun. Şeftali dedik ama limon geldi. Sıkıntı yok. Olur o kadar. Zurnanın zırt dediği yere geldik. Roket. Aqua parkların en efsane, en aksiyon dolu kaydırağı. En heyecan verici, daha en ürkütücü. Abi daha önce hiç binmedim. Çatonun sesi içine bakın. Kaçtı, onu fark ettim. Size bir göstereyim kaydırağımızı.
Görmüş olduğunuz gibi roket şeklinde. En dikey roket Türkiye'deki. Yani en hızlı bunda gidiyorsun Türkiye'de. Ha, buraya giriyorsun. Ayağının altındaki mekanizma bir anda hidrolik bir sistemle açılıyor ve aşağıya doğru gidiyorsun, bu kadar. Yani burada serbest düşüş yaşıyorsun. Bunu paraşütçüler bilir. Ayağının altında tabaka bir anda kayboluyor ve yer çekimi seni aşağı doğru çekiyor. Göstereyim. Şu anda 10. kattayız. Bak, gökdelenlerin hizasındayız. 5 saniyede iniyorsun abi. Süper bir şey. Hazırsa Çağatay'ı ilk olarak gönderiyoruz. Ben, bak, sana bir teklifim var abi. Yok, kabul etmiyorum. Hani bir iddiada kaybetmiştin ya, hani bütün gün her şeyi sen ödeyecektin. Yok, evet. Bunu silelim, olmaz. Ben de buna binmeyeyim. Tamam, olmaz. Buyurun diyoruz Çağatay Bey. Hayır Çağatay. Hiçbir şey olmaz canım. Bana diyor ki nutkum tutulur mu diyor. Hiçbir şey olmaz. Hadi gel. Çat, hadi Çato, hadi Çato. Hadi Çato, al işte. Hadi Çato. Lan. Hazır mısın? Çıkın ya. Vallahi. Hadi Çato be. Abi ne olur. Abi öyle dersen giyemem vallahi seni. Abi vallahi çıkayım. Çato git lan. Ne güzel lan. Vallahi çıkayım abi. Vallahi. Tamam gel. Gel, bir şey olursa ömrüm boyunca atlatamam. Ben gidiyorum. Abi sana salamak. Bu arada yükseklik korkumu yenebileceğim bir doktor arıyorum. Doktorlar varsa bana ulaşsın. Karışmış Show TV izle doktorlar. Abi görüşürüz. Şimdi şöyle bir şey yaşandı. Daha öncesinde de rokete binmiştim ama uzun zaman geçtiği için aradan birazcık tedirgin oldum. Bir anda ayağımın altındaki tabaka açılınca da burnuma acayip su doldu. Mutlaka Aquapark'a gelirseniz roketi deneyin. Korkmayın, hayatınızda bir daha yaşayabileceğiniz bir deneyim değil. Şimdi en eğlenceli kaydıraklardan birisi olan ve benim en merak ettiğim Kobra'ya bineceğiz. Bakalım final kaydırağımız nasılmış. Bence kesinlikle roketi denemeliydi. Roketi bir de uzaktan gösterelim. Harbiden roket gibi beni aşağıya fırlattı. Onu bak gitmeden kesinlikle dene. Kamera dışı. Korkuyorsan tamam. Kork, kesin dene. Ama tamam. Final kaydırağı olan Kobra'ya geldik. Ben en çok bunu merak ediyorum. Tamam. En çok bu konuşuluyor bu Aquapark'ta. Simidimiz var iki kişilik. Bineceğiz, devam edeceğiz. Hazırsan gidiyoruz. Let's go abi. Sen de buradan aşağı gel, aşağıda buluşalım. Tamam. Hadi. Bizim terlikleri de alsan olur mu ya? Bak gidenler var. Bizden önce göndereceğimiz insanlar var. Let's go. Tamam. Saatler bizim buraya kadar. Hadi gel. Hadi. Güzel. Hadi sen say. 3. 2, 1, bütün kaydırakları denedik. Kazandan yamacağa, yamaçtan yarışmaya, yarışmadan rokete, roketten kobraya kadar. Benim favorim roket. Her zaman bütün aquaparklarda roketi seçerim. Ama bugün şu kobrada çok eğlendim abi, onu söyleyeyim. Hem akarkenki görüntü, o kobra görüntüsü, hem de o hissettirdiği eğim, şu dik eğimi görüyor musun? Orada hissettiğim çok güzeldi. Çağatay'la beraber 10 üzerinden 10'u kobraya verdik. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burası Aqua Dolphin. İstanbul'da eğlenmek istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Yeni videolar için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.